Peki tıp biliminin ve psikiyatrinin bu çeşitliliğe bakış açısı nedir? Örneğin hastalık olarak hastalık gözüyle bakıyor mudur? Yani bu gruplar benim söylediğim gibi aslında insanlıkla birlikte var. İnsanlıkla birlikte biz bu çeşitliliğe sahibiz. Tarihin her döneminde farklı toplumlar, farklı kültürler, farklı şekillerde değerlendirmişler bu çeşitliliği. Ve küçük bir döneminde aslında tarihin, yani insanların LGBT artı diye adını koymadılarsa da bu çeşitliliği sergiledikleri uzun insanlık tarihinin çok kısa bir döneminde bu varoluşlar hastalık gibi değerlendirildi tıp ve psikiyatri tarafından. Ne oldu da böyle yanılırdı? Neden yanıldı tıp? Şu anda öyle değerlendirmiyoruz. Bunların herhangi birini hastalık olarak değerlendirmiyoruz, kemik özelliklerini. Nasıl yanıldık? Şöyle yanıldık. Bu özelliklere sahip olan kişiler ve içinde bulundukları toplum tarafından olumsuz değerlendirildikleri, hor görüldükleri ya da reddedildikleri için ciddi zorluklar yaşadılar ruhsal anlamda. Bunun üzerine psikiyatristlere ve doktorlara başvurulduğu zaman bu insanların yaşadıkları zorlukların kim oldukları ile ilgili olduğu ve kim olduklarının, hangi kimlik özelliğine sahip olduklarının beraberinde bir takım ruhsal zorlukları otomatik olarak getirdiği zannedildi. Fakat daha sonra yapılan birçok çalışma şunu gösterdi. Bir insanın cinsel yönelimi kime aşık olduğu ile ilgili olan bir şey. Bir insanın cinsiyet kimliği kendini hangi cinsiyetten gördüğü ile ilgili ve bu kadar. Yani zekayla ilgisi yok, karakter ve mizaçla ilgisi yok, ahlakla ilgisi yok. Ruhsal yapının bedensel özelliklerinin geri kalanıyla bu özelliklerin bir ilgisi yok. Dolayısıyla insanın bireysel yaşamında da toplumsal yaşamında da aslında bu kimlik özellikleri bir zorluğa kendi başına sebep olmuyor. Dolayısıyla artık çok uzun bir zamandır hastalık olarak gördüğümüz özellikler değiller bunlar. Bizim bunları bir dönem hastalık olarak gördüğümüz doğru bir yanılgıydı o. Şimdi yeni keşfedilen şey bu varoluşların kendisi değil, yani LGBT bir icat değil. Ama bu kişilerle toplumun geri kalanı arasında karşılaştırmalar yapan birçok çalışmanın bize gösterdiği şey kişilerin kendileriyle, bu kimlik özellikleriyle bizim hastalık dediğimiz bir şeyin ilişkisi yok. Dolayısıyla hastalık değiller diye çok net söyleyebilirim.